Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım ve Dekan Yardımcılarım ve Sayın Öğretim Üyeleri. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Akademik Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Öncelikle sizlere programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Suat Kıyak'ın açılış konuşmaları. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız'ın konuşmaları, fakültemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi akademik ve idari faaliyetlerinin değerlendirilmesi, plaket takdimleri ve dilek ve temenniler. Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Fakültemiz Akademik Kurulu açılış konuşmasını yapmak üzere fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Suat Kıyak hocamızı davet ediyor. Hocam mikrofonumuz kapalı. Affedersiniz, mikrofonu açmamışım. Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarımız, 16 Haziran 2021 tarihli Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Sayın Rektörümüze toplantımızı teşriflerinden dolayı dekanlık yönetimi ve sizler adına şükranlarımızı arz ediyor ve başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Hazirun'u hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantı açılışı için yaptığım bu kısa konuşma sonrasında sizlere gönderdiğimiz genel kurul gündemi çerçevesinde toplantımızın safahatı yürütülecektir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Buyurunuz Filiz Hoca. Teşekkürler hocam. Dekanımız Profesör Doktor Sayın Suat Kıyak hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugün akademik kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran rektörümüz Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız'ı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Teşekkür ederim Filiz Hanım hocam. Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım,
Sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle beni kıymetli dekanım Suat Kıyak hocamın Fen Fakültesi Akademik Genel Kurulu'na çağırması ziyadesiyle memnun etmiştir. Bunu sözlerime başlamadan önce ifade etmek isterim. Fen Fakültemiz, üniversitemizin önemli fakültelerinden bir tanesidir. Özellikle araştırma üniversitesi vasfını taşıyan 11 üniversiteden bir tanesidir üniversitemiz. Bu vasfımız da üniversitemizde üniversitemizin üst basamaklara doğru ilerlemesinde bu fakültemizin yönetiminin ve özellikle de öğretim üyelerimizin çok büyük katkıları vardır. Verileri incelediğimiz zaman üniversitemiz içerisindeki birkaç fakülteden bir tanesidir. Araştırma üniversitesi kriterlerinde üniversitemizi ilerleten bir fakültemizdir. O açıdan ben sayın dekanımıza, dekan yardımcılarımıza ve bütün öğretim elemanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Araştırma üniversitesi tabii olunca istenen bazı hususlar var. Araştırma üniversitesinin çok önemli katkıları var üniversitemize. Arzu ediyoruz ki bu vasfımızı kaybetmeyelim. 14 Ağustos'ta görevimize geldik. İlk ziyaret ettiğimiz fakültelerden bir tanesi Fen Fakültemiz oldu. Fen Fakültemizde hocalarımızla toplantı yaptık, yönetici hocalarımızla toplantı yaptık. Suat hocamla da yakın temas halinde sürekli fakültenin problemlerini takip ediyoruz. Elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Yine bir vefa gösterisi olarak bazı salonlarımızın adını birkaç hocamıza verdik. Bu isim verme olayı zaman içerisinde de devam edecek. Her zaman Fen Fakültemizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben de aynı şekilde bu kampüsün çocuğuyum. Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, bunlar kardeş fakülteler. Uzun yıllardan beri aynı kampüste biz çalıştık. Öğrencilik yıllarımız burada geçti. Hatta şu andaki mevcut bina yokken bizim fakültemizin bahçesindeki Fen Fakültesi'nin, o zamanki adıyla Fen Edebiyat Fakültemizin barakalardaki halini bilen bir kardeşinizim. Bu fakültemizi ilerletmek için gereken neyse onu yapmaya hazırım. Ve geldiğimiz günden de ekip arkadaşlarımızla birlikte bunu hissettirmeye gayret ediyoruz. Problemleri yakından biliyoruz. Verimlilik adında toplantılar yaptık. O toplantılarda da yine hocalarımızla bir araya geldik. Sayın dekanımızı haftalık yaptığımız üst yönetim toplantısına davet ettik. Orada yine hocamızdan fakültenin problemlerini dinlemeye gayret ettik. Ve onunla ilgili gerekli adımları atıyoruz, atacağız bundan sonra da. Ya bir şey yapılmadıysa şunu samimiyetle, açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Mutlaka imkan bulamamışızdır. Bize iletilen bir notu başta ben kendim olmak üzere hassasiyetle yakından takip ediyorum. İlgili arkadaşlara yönlendiriyorum ve akabinde de onu takip ediyorum. Fakültelerimizden, hocalardan gelen bir talep olduğu zaman da o talepleri gerek mail yoluyla, gerek WhatsApp yoluyla bize ulaşıyor. O taleplerle ilgili de gerekli adımları atıyoruz. Yine buna rağmen dikkatimizden kaçan hususlar olursa ben kıymetli hocalarımızdan yani bizleri mazur görmelerini, yoğunluk içerisinde atlanmış olduğunu, dikkatten kaçmış olduğunu, tekrar bize hatırlatmalarının faydalı olacağını ifade etmek istiyorum. Arzu ediyoruz ki problemler yumaklaşmadan, büyümeden kısa zamanda çözülsün. Bütün fakültelerimizde dikkat ettiğimiz şuydu, kalite çalışmalarımızı yapalım. Akreditasyonlarımızı alalım. Bütün bölümlerimiz akreditasyona alsın. Çünkü Türkiye'nin sıralamada 208 üniversitesinden şu anda 7. sıradayız. Biz de bu 4 yıllık süre içerisinde ilk 5 hedefi koyduk ve oraya doğru adım adım gidiyoruz. Bu 4 yıl içerisinde yine dünyada da özellikle Dİ'da ilk 500'e girme hedefi koyduk. Oraya doğru adım adım gidiyoruz ve adım adım bizi oraya götüren fakültelerimizden bir tanesi de Fen Fakültemiz. Bunun farkındayız. O açıdan Fen Fakültesindeki öğretim üyelerimiz, bütün öğretim elemanlarımız bizim göz bebeğimiz. Bu anlayışla biz Fen Fakültemize bakıyoruz. Bunu samimiyetle aynı kampüsün çocuğu olarak sizlere ifade etmek istiyorum. Ve istiyorum ki bölümdeki bütün öğretim elemanlarımız, başta öğretim üyelerimiz, çünkü onlar lokomotifler, başta ilgili bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları olmak üzere, dekanımız, dekan yardımcılarımız bu konuda çok büyük bir çaba gösteriyor, onun farkındayım. Akreditasyon ve kalite çalışmalarında hocalarımıza destek versinler. Yani verdiğiniz destek sizin ekmeğinizi yediğiniz, bu fakültenizin ilerlemesi, dünyadaki sıralamalarda öne gelmesi, daha kaliteli öğrencilerin gelmesi,
anlamına gelecek. Bu bakış açısıyla bu akreditasyon kalite çalışmalarına hocalarımızın bakmasını ben arzu ediyorum. Şimdi birçok komisyonumuz var üniversitemizde. O komisyonları kurduk, çalışıyoruz gece gündüz. İnanın ben 14 Ağustos itibariyle göreve geldim. Gece gündüz bütün mesaimi buraya harcıyorum. Rüyalarımı bile bu üniversiteyle ilgili, üniversitenin fakülteleriyle ilgili görüyorum. Biz bu kadar emek verirken, çalışırken arzu ediyoruz ki her bir hocamız üniversitemizde kendi istidadınca, kendi yeteneğince, kendi uzmanlığında komisyonlarda görev alsın, çalışsınlar. Biz birçok hocamız arzu ediyor, çalışıyor, kendisi geliyor, girmek istiyor. Bazı hocalarımız da gerçekten biliyoruz, yeteneği var hocamızın, birikimi var, kapasitesi var. Komisyonlara onları yazıyoruz. O hocalarımız da komisyonlara benim istemeden yazıldım diye bazen pasif direnişlerle karşılaşıyoruz. Ya tenzih ediyorum tabii herkesi ben burada. O pasif direnişte gösteren hocalarımız doğru bir şey değildi. Yaptığınız yanlış değerli hocalarım. Ya pasif direniş gösterseniz ne olacak? Yani bu üniversite sizi belki araştırma görevlisi olarak aldı. Belki yardım doçent olarak aldı. Belki öğretim görevlisi olarak aldı. Doçent yaptı, profesör yaptı. Ve burada gözünüzü açtınız. Birçoğunuz bu üniversitenin bu fakültesinin mezunusunuz. Pasif direniş göstermenizin hiç kimseye bir faydası yok. Yanlış yapıyorsunuz. Doğru yolda olmak taşın altına elini koyma. Biz inanın ben de Suat hocam da yardımcıları dahil olmak üzere taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk. Bu üniversite 1926'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş. Onun adına layık hale gelmesi gerekiyor. Onun adına layık olması için bu üniversitenin Türkiye'de ilk beşli olması gerekiyor. Ya Cumhuriyet'in ilk kuruluşu burası. Ve de ya böyle pasif direnişlerimiş, ekipler arasındaki huzursuzluklarmış, mücadelelermiş, bunlarla anılmasını arzu etmiyoruz biz. Geldiğimizde ne dedik? Biz inşaat direktörü olmayacağız, projeci direktör olacağız dedik. Çok şükür o kadar çok projeler gelmeye başladı ki. Çok büyük projeler aldık. Takip eden hocalarımız vardır. Takip etmeyen hocalarımız için de birkaçını söylemek istiyorum. Ya ben çok şunları yaptım, bunları yaptım demek diyen bir kişi değilim. Daha çok icraatlarımla tanınmak arzu ederim. Ama hatırlatma babından, teşvik edici olması babından söylemek istiyorum. Geçenlerde Kofang projesi, Avrupa Birliği projesi aldık. Ve bu projeye Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ankara Üniversitesi müracaat etmesine rağmen biz onlar 70 puan alamazken biz 92 puanla 4.8 milyon euroluk proje aldık. Yakın zamanda Ankara Ticaret Odası ile birlikte 660 bin euroluk bir proje aldık. 2 yıl sonra 10 milyon euroluk bir proje bunun devamı var. Nörobilim, Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduk. Tıp Fakültesi'nin karşısına inşa ediyoruz inşallah 6 tane bina. 500 milyon bütçe aldık Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan. Biz yöneticiyiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bizim partnerimiz. İşte biz de arzu ediyoruz ki bütün hocalarımız taşın altına elini koysunlar. Bize destek olsunlar. Birlikte bu üniversitemizi layık olduğu yere getirelim. Tabii idari tarafından verilen görevler oluyor zaman zaman. Ya bu görevlerde ya bunu bir yani annemizin babamızın bize verdiği bir görev gibi. Nasıl annemiz babamız bize bir şey dediği zaman onu yapıyoruz. Ya bu üniversitede size birçok şey kazandırdı bugüne kadar. Bu kazanımları düşünelim. Nankörlük etmeyelim. İdare tarafından verilen görevleri de mutlaka yapalım. Verilen görevlerde bir haksızlık varsa, bir sıkıntı varsa gelin bana söyleyin. Ben o zaman diyeyim ki Suat hocam bakın. Siz bu görevi bu arkadaşa verdiniz ama burada yanlış yaptınız. Orada hep beraber mücadelemizi verelim. Ama keyfi yönden ben profesör oldum artık bana kimse bir şey yapamaz. Bu anlayışları bırakalım. Ölümlü dünya. Daha geçen gün Tijen hocamız Eczacılık Fakültesi'nde birçok düşünceleri, birçok hedefleri olan gencecik bir hanımefendi bir anda gitti aramızda. Bugün varız, yarın yokuz. Hepimizin başına bunun gelmeyeceği nereden belli? Şu bilgisayarın düğmesine bastığımız anda bir anda bütün dünya bitebilir. Ya biraz muhasebe yapalım. Yaptığımız işe dört elle sarılalım. Ya verilen bir şey var. Devletin verdiği bir maaş var. Bir yılların emeği var. O emeklerin karşılığını mutlaka göstermeye gayret edelim. Bir kardeşiniz olarak, bir yöneticiniz, sizin içinizden çıkmış bir yöneticiniz olarak bunları sizden istirham ediyorum. Hocalarımızın çoğu bugüne kadar işte pandemi vardı. Ondan dolayı fakültelere gelmiyorlardı. Artık pandemi yavaş yavaş azaldı. Aşılarımız vuruluyor. Rahatladı. Artık odalarımıza gelelim.
Çalışmalarımızı buradan takip edelim, laboratuvarlarımızı tekrar şenlendirelim. İnşallah 13 Eylül'de üniversitemiz açılacak. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde aşılama faaliyetlerini hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Artık yavaş yavaş dükkanlarımızı açalım. İş yerlerimizin kapılarını açalım. Ekmek teknemiz buralar bizim. Buraları harekete geçirelim. Dekanımıza, dekan yardımcılarımıza, bölüm başkanlarımıza, ana bilim dalı başkanlarımıza, hocam ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim bu fakültem için? Bunları söyleyelim. Ufak hesaplarımızı bir kenara bırakalım. Ya geçmişte bölüm başkanlığına aday olmuşuzdur. Bir hocamız bizi desteklememiştir. O kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Yarın bir gün ona işimiz düşer düşüncesiyle, bir sıkıntıya düştüğüm zaman o bana destek verir düşüncesiyle, geçmişe bir sünger çekelim, yeni bir sayfa, yeni bir milatla başlayalım. Patır patır insanlar gidiyor. Dünyaya bakıyoruz, en güçlü ülkeler büyük bir mücadele veriyor bu pandemi süreci içerisinde. Bizim de gitmeyeceğimiz ne malum. O yüzden yapacağımız işi en iyi şekilde yaptığımız zaman bunun huzuru çok farklı. Aile ortamına yansıyacak, çevrenize yansıyacak. Bu çok önemli. Ya bugünden itibaren böyle bir anlayışı benimseyeceğinize ben inanıyorum. Yani ben tenzih ediyorum. Herkes bu şekilde düşünüyor değil. Birkaç kişi bu şekilde düşünüyor. Bu düşünen kişiler de ister istemez olumsuz, havayı da olumsuzlaştırıyor. İstiyoruz ki olumlu bir hava olsun. Geçmişteki hesaplaşmalarımızı bir kenara bırakalım. Göreve geldiğimiz andan itibaren öğretim üyelerimizin kadro ihtiyaçlarını gerekli temin etmeye gayret ettik. Ocak-Haziran itibariyle doktor öğretim üyesi kadrolarına atama iki arkadaşımızı, bir tane istatistik bölümümüze Muhlis Özdemir arkadaşımızı, bir de fizik bölümümüze Kıvanç Uyanık arkadaşımızı atadık. Bu arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Onun dışında ünvan değişikliği olan arkadaşlarımız oldu. Akif Özbay hocamız, Ceren Tayran hocamız, Esra Gökpınar hocamız doçent oldular. Yine aynı şekilde yine içten ilerleyen Ertan Yıldırım arkadaşımız doktor öğretim üyesi oldu. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Onun dışında istatistik bölümüne Gizem İkili Kocasoy arkadaşımız araştırma görevlisi olarak geldi. Matematik bölümüne Gökçe Efeoğlu arkadaşımız geldi. Biyoloji bölümüne Doktor Çağlar adı güzel arkadaşımız öğretim görevlisi doktor olarak geldi. Bu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İhtiyaçlarımızı biz alıyoruz. Öğretim üyesi ihtiyaçlarımızın çok olduğunu biliyoruz. Fakat bu yıl itibariyle bize 35, diğer fakülteler 15'te tıp fakültesiyle diş hekimliği fakültesi olmak üzere 50 kadro verildi. İnanın içeriden bekleyen kişi sayısı 200 öğretim üyesi kadrosu. Çıkan düzenlemeyle araştırma görevlisi, öğretim görevlisi eskiden içten yükseltilme olarak kabul ediliyordu. Ama maalesef dış kadro olarak kabul edildi. Dışarıdan da çok talep var. İçerideki arkadaşlarımızın ancak 200 kişiden 50 kişinin kadrosunu verebildik. Bizi de tamamen ne kadar arkadaşımız var fen fakültemizde, kaç kişi kadro bekliyor. Hepsini çok iyi biliyoruz, takip ediyoruz o arkadaşlarımızın durumlarını. Özellikle profesör kadrosu bekleyen 19 kişi fen fakültemizde var. 47 kişi tıp fakültemizde var. Onunla ilgili sevindirici bir haber vereyim ben size. Anayasa Mahkememiz bu norm kadro meselesini iptal etti. Bugünkü resmi gazete yayınlandı. Bununla ilgili çalışmayı başlattık. Bununla ilgili nasıl bir uygulama olacak? Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arkadaşları kadrolarını ilan edecek bir şekilde çalışmamızı yapıyoruz. YÖK nasıl bir uygulama talep ediyorsa inşallah bu 19 arkadaşımızın, profesörlük bekleyen arkadaşımızın ki bunlardan en eskisi Gökhan Demirel arkadaşımız. Daha 2017'den beri bekliyor. 2017 düşünün yani neredeyse 4 yıl olmuş. 4 gün sonra, 3-4 gün sonra 4 yıl oluyor. 2017'nin Haziran'ında bu arkadaşımız hak etmiş. Tabii ki üzülüyoruz. Yani insan bu bir özlük hakkı ama devlet böyle bir norm kadro, 2/3 diye bir ünvan kadro dengesi koymuş. İnşallah bu iptal kararıyla birlikte tez zamanda bu arkadaşlarımızı da profesör olarak aramızda göreceğiz. Onun dışında doçentlik kadrosu bekleyen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın kadrolarında içten yükseltmelerde bir sıkıntı yok. Ama araştırma görevliliğinden doçent olan arkadaşlarımız var. Bu yıl verilen kadroları biz dağıttık. Yıl içerisinde ek kadro verilirse o arkadaşlarımızın kadrosunu vereceğiz. Verilmezse önümüzdeki sene içerisinde o arkadaşlarımızın kadrolarını vermeye gayret edeceğiz. Tabii fakültemizde marifet iltifata tabidir, müşteri hizmete zayidir diye büyüklerimizin bir sözü var. Çok çalışkan hocalarımız var. Onları da biz zaman zaman davet ediyoruz. Proje yapan hocalarımıza fidan sertifikası, teşekkür belgesi verdik. Bu akademik kurulumuzda da o hocalarımıza en azından bir şükran kabilinden ben isimlerini de anmak isterim. Bunlardan, bunlar en çok yayın Web of Science'da ve Aşi İndeks'e sahip olan hocalarımızı burada ifade etmek isterim isimlerini en azından.
Tabii en çok yayın yapanları. Mesela biyoloji bölümünden hem de dekan yardımcımız Belma Aslan hocamız. Bu hocamız hem SCI kapsamında, SCI indekslere taranan makaleler kapsamında, hem BEBOP sayısındaki atıp sayısı, hem de aşı indeksi bakımından biyoloji bölümünde önde gelen hocalarımızdan. Huzurlarınızda tebrik ediyorum hocamızı. Rabbim sayılarını artırsın bu hocalarımızı. Bunlar bizim göz bebeğimiz. Çok değerli bu hocalarımız. Genç akademisyenlerimiz aramızda var. Bu hocalarımızı örnek almalarını, hocalarımızla sık sık bir araya gelmelerini, istifade etmelerini, hocalarımızdan hocam bizlere böyle kısa seminerler verir misiniz diye, nasıl böyle dünyaca meşhur bilim insanı oldunuz, bu bilim insanı olurken ne tür fedakarlıklar yaptınız gibi bu hocalarımızdan istifade ederse memnun olur. Bu bir etkileşim, pozitif enerjinin yayılması. Fizik bölümünden yine kıdemli hocalarımızdan Şemsettin Altınan hocamız, bu dediğimiz alanlarda üç kriterde de hem indeksli makale, hem Web of Science'da, hem aşı indeksinde çok önemli hocalarımızdan, dünyada önemli hocalarımızdan Şemsettin hocam. Gurur duyuyoruz kendileriyle. Rabbim yollarını açık eylesin. Daha çok çalışmalar yapıp daha çok üniversitemize katkı yapma, ülkemiz bilim dünyasına katkı yapma fırsatı Rabbim versin diye dua ediyoruz Şemsettin hocamıza. İstatistikte Bülent Altunkaynak hocamız. Bu da indeksli makaleler kapsamında en yüksek yayın yapan arkadaşımız. Bülent Çelik hocamız, Web of Science ve Aşı İndeksinde önemli çalışmalar olan hocamız. Ben iki Bülent hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Kimya alanında üniversitemizin Ar-Ge koordinatörü de yaptık, Zeynel Seferoğlu hocamız. Ar-Ge alanında da gerçekten üniversitemizi yukarıya doğru çekti, güzel çalışmalar yaptı. Özellikle araştırma üniversitesi kriterlerinde nerede hatamız vardı, nerede eksiğimiz vardı, onları çalışıp bize sundu, toplantılarda bunu ortaya koydu. Kendisi de indeksli makaleler konusunda önemli yayınlar yapan bir arkadaşımız. Ona da teşekkür ediyorum. Yine Gülay Bayramoğlu hocamız kimya bölümünde, hem Web of Science hem de Aşı İndeksinde yukarılarda olan önemli bilim insanı kendisi. Gülay hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Matematikte Muhammed Tamer Koşan arkadaşımız. İndeksli makaleler konusunda önemli yayınları olan bir arkadaşımız. Bayram Çekim arkadaşımız yine matematik bölümünde, Web of Science'da atıf sayısı yüksek olan arkadaşımız. Esra Duman arkadaşımız aşı indeksi 11 olan bir arkadaşımız. Bu hocalarımıza ben huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii bunlardan ikinci, üçüncü sırada olan, daha aşağıda olan arkadaşlarımız da var. Tabii bu toplantının sınırları içerisinde tek tek onların isimlerini de ifade etmek isterdik ama zamanla yarıştığımız için onları inşallah başka programlar yaparız Suat hocam. Bir araya geliriz. O programlarda hocalarımızla Eylül ayı itibariyle bu pandemi sona erdiğinde öğrencilerimizle buluştuğumuzda inşallah hocam, bu hocalarımızla artık bir yemek mi organize ederiz, bir kahvaltı mı, bir hasbihal toplantısı yapmayı arzu ederiz inşallah yeni dönemde hocam. Bu organizasyonu yaparız. İnşallah sayın rektör. Ben tekrar Suat hocam, değerli fakültemizin bu önemli toplantısına bizi davet ettiğiniz için, burada hocalarımızla hasbihal ettiğimiz için, onlarla görüşlerimizi paylaştığımız için, böyle bir fırsat bize verdiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Dekanım. Katılım sağlayan bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Burası bir aile meclisi. Aile meclisinde konuşmaları tekrar hatırlamalarını ve bu konuşmaları belki buraya katılmayan hocalarımız vardır, buraları da aktarmalarını, bu pozitif enerjinin üniversitemizin bu güzide fakültesinde yayılmasını arzu ediyoruz. Fen fakültemiz köklü bir fakültemiz, parmakla gösterilen bir fakülte. Neden daha iyi olmasın? Daha iyi olması için kapasitemiz mevcut. Tek yapmamız gereken kaliteyle ilgili ufak dokunuşlar yapmamız. Ufak dokunuşlar yapacak da ekibimiz, sayın dekanımız, dekan yardımcılarımız burada mevcut. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Biz yakından biliyoruz. Üst yönetim de size her konuda destek. Bunu da 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir üst yönetim var. Bunu göreve geldiğimiz andan beri hissettirmeye gayret ettik. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız diye ümit ediyorum. Kıymetli dekanıma bizleri davet ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sayın rektörüm, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler gençliğimizden bu yana ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme ideallerini hiç terk etmedik. Ve 38. seneyi idrak ettim ben bu sene. 39. seneye gireceğim. Maşallah hocam. Sağ olasın.
Biz de sizlerin gayretlerinizi elimizden geldiğince omuz vermeye çalışıyoruz. Hem yönetimimiz olarak hem de fakültemiz öğretim üyeleri olarak. İnşallah fakültemizi teslim aldığımız noktadan ileriye taşıyıp görevimizi gönül huzuruyla daha iyi noktalarda fakültemizi teslim edecek şekilde görevimizi ifade edeceğiz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Arzu hürmet ediyorum efendim. Sağ olun Sayın Hocam. Ben hocam müsaadenizle ayrılıyorum diğer toplantılarım için. Size iyi bir kurul diliyorum hocam. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun Filiz hocam. Evet, fakültemiz 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi akademik ve idari faaliyetlerinin değerlendirilmesi üzerine sunumunu yapmak üzere dekanımız Profesör Doktor Suat Kıyak hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Filiz hocam. Ben önce slaytımı müsaadeniz olursa başlatayım. Sayın hocalarım, tekrar saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Sayın rektörümüze de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar fakültemize destekleri, başından beri desteklerini hiç esirgemediler. Ve her tür konuda kendilerini de ifade ettikleri gibi gece bir yarısında bile e-mail üzerinden ya da WhatsApp üzerinden bir bilgi akışını sürekli sağlıyoruz. Bu anlamda sorunları da anında çözmeye çalışıyoruz. Bu akademik genel kurul çerçevesinde daha önceki konuları biraz slaytların sunumunu ekranda tutarak hızlıca geçmeyi düşünüyorum. Çünkü malum olan fiziki mekanla ilgili durumlar ve diğer sayıları sadece belki toplamlarını ifade edip geçmekle yetineceğim. Daha sonra Ocak-Haziran dönemi itibariyle yani ikinci dönemin akademik genel kurulu toplantı gündemine dahil olacak konuları üzerinde daha fazla vakit ayırmayı düşünüyorum. Uygun görürseniz sayın hocalar. Evet, fakültemizin tarihçesi malum 1978'de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Akademisi'nde kurulmuş. Daha sonra 82'de Fen Edebiyat Fakültesi, 2011'de de Fen Fakültesi olarak ismini değiştirmiş ve 5 bölümlü Türkçe eğitim veren bir fakülte malumunuz olduğu üzere. Dekanlık yönetimi, dekan yardımcısı arkadaşlarımız bu dönemde İlyas Bey rektörlük tasarrufuyla buradan bir başka birime gönderilerek yerine Mine İşler hanımefendi gelip fakülte sekreterliği görevini ifa etmeye başladılar. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Fakülte yönetim kurulumuzda herhangi bir değişiklik yok. Aynı isimlerden oluşuyor. Görev süreleri daha devam ediyor arkadaşlarımızın. Aynı şekilde fakülte kurulu üyelerimizin de gerek bölüm başkanlıkları gerekse temsilciler babından değişikliği olmadığı için onlar da bir önceki dönemde olduğu gibi devam etmekteler. Bölüm başkanlarımız malumunuz olduğu üzere Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Ekici, Fizik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ziya Merdan, İstatistik Bölüm Başkanı Profesör Doktor İhsan Alp, Kimya Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Dişli ve Matematik Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Naim Tuğulu hocalarımız görevlerine canla başla bu pandemi döneminde de olsa devam ediyorlar. Kendilerine bu idari görevlerindeki performans ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Akademik kurul komisyon çalışma grubu yapılanması ile ilgili olarak malumunuz geçen sene Haziran'dan itibaren bazı yeni ekipler, yeni komisyonlar oluşturduk. Bu komisyonlarla ilgili web sayfamızı da yeniledik zaten. Eksikler ve geçmişte düzeltilmemiş olan kısımların hepsini güncel hale getirdik. Artı gene rektörlüğün talebi ve bizim de yönlendirmemizle bütün bölümlerin ve artı fakültemizin İngilizce web sayfaları da yapıldı ve tamamlandı. Bununla ilgili olarak akademik personel sayılarımız 251'e yükseldi. Biraz önce Sayın Rektör'ün de ifade ettiği gibi
Bu dönem içerisinde aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onları da biraz daha isimlerini ifade edeceğim. Bölümler bazında toplam 110 profesör doktor, 48 doçent doktor, 10 doktor öğretim üyesi, 17 öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 63 araştırma görevlisi, 35. madde kapsamında efendim toplam 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 251 öğretim üye ve elemanımız var fakültemizde. Fakültemizdeki idari personel sayısında da değişiklik yok. Burada da toplamda yardımcı hizmetler, teknik hizmetler ve genel idari hizmetlerin toplamı 31 kişiyle hizmet vermeye devam ediyor Rus fakültemizde. Fakültemizin fiziki mekanları tabloda görüldüğü gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Yine bölümlerimize tahsis edilmiş olan sınıf ve öğrenci sayıları burada ve toplam 2556 öğrenci kapasitesine sahip dersliklerimiz ve birimlerimiz var bölümlere tahsisli. Fiziki altyapı kapasitesi olarak toplam 7881.05 metrekare ve 4104 kapasiteli müştemilatlarımızla beraber alanımız mevcut. Sosyal alanlar 190 çalışma odamızı ya da ofisimizi toplam 247 kişi kullanmakta idari akademik personel. İdari personel için de 14 ofis, 33 kişi buralarda görev yapıyor. Kantin ve kafeteryalar malumunuz bir de derslik bloklarının altında henüz daha zannederim sorunu çözülmedi. Ama çözüleceğini umuyoruz. Bir de laboratuvar binasının altındaki kantinlerimiz inşallah pandemi bitince faal hale gelecekler. YEP 2020 YKS sonuçlarına göre tabloda görüldüğü üzere dağılımları toplam 381 öğrenci yerleşmiş ve bunların minimum ve maksimum bölümler bazındaki yerleşme puanlarını da tabloda görüyorsunuz. Fakültemiz 2020-2021 bahar yarı itibariyle kayıtlı öğrenci sayılarına bakıldığı zaman birinci sınıflarda toplamda 426 öğrencimiz, ikinci sınıflarda 364 öğrencimiz, üçüncü sınıflarda 380 öğrencimiz ve dördüncü sınıflarda 1319 öğrencimiz olmak üzere toplam 2489 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu dönem mezun olacak öğrencilerimiz, mezun durumda ki öğrenci sayılarımız da gene bölümler bazında tabloda görünüyor. Toplam 398 öğrencimizi inşallah finallerin sonrasında mezun ederiz. Malumunuz olduğu üzere duyurunuzu yaptık sanıyorum. Önümüzdeki hafta bir mezuniyet töreni yapacağız. Hibrit bir mezuniyet töreni olacak. Bu mezuniyet töreninde fakülte birinci, ikinci ve üçüncüleri ile bölümlerin bir, iki ve üçüncüleri yüz yüze çağrılacaklar. Bunlara plaketler ve hediyeleri takdim edilecek ve daha sonra da kep atma töreniyle bu töreni sonlandıracağız. Tabii diğer öğrencilerimize de elektronik postaları üzerinden ulaştık. Onlar da bize geçen sene yaptığımız gibi hibrit manada fotoğraflarını ya da kısa videolarını, mesajlarını gönderecekler. Onları da Zoom üzerinden gene şey yapacağız, yayınlayacağız. Bu çerçevede onlar da uzaktan katılmış olacaklar mezuniyet toplantılarına. 2020-21 eğitim öğretim yılında fakültemize ilk kez kayıt yaptıran öğrenci sayısı toplamda bölümlere dağılımı tabloda görüldüğü üzere 424 kişi. Bir kısmı dikey geçişle gelmiş, bir kısmı akademik ortalama ile yatay geçiş yapmış. Ek madde 1 ile çift anadal, yan dal. Burada bu zaten bir sorun. Bölüm başkanlarıyla zaten konuşuyoruz bunu. İnşallah müfredat güncellemelerinin zamanı geldi. 3 yıllık süre Ağustos ayı itibariyle doluyor ve bölümler çalışmaya başladılar. Revizyon ya da güncelleme şeklinde. Belki minik revizyonlar olabilir bazı bölümlerde.
Çünkü bu akreditasyon açısından da bizim için önemli. Bu çerçevede Çiftdal ve Anadağ'da maalesef istatistik bölümünde 4, matematik bölümünde şimdiye kadar 2 öğrencimiz dahil olmuşlar. Bu burayı araştırma üniversitesi açısından biraz yükseltmemiz gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla toplamda kayıt yaptıran öğrenci sayımız 424 bu eğitim yılı itibariyle. Yine malumunuz olduğu üzere bu yıl 2020-21 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim ile eğitimimizi sürdürdük ve tabloda görüldüğü üzere bölümlerin bu çerçevede toplam 243 ders açtıklarını görüyoruz. Bölüm bazında dağılımları da tabloda görüldüğü gibi. Uzaktan eğitimle ders alan öğrencilerin sayıları ve öğrenci katılım oranları derslere. Burada minimum 44 fizik bölümü öğrencilerinde yüzde bayağı bir düşük. İkinci sırada matematiğin uzaktan eğitim programı, birinci sınıf biliyorsunuz bunlar, %56, biyoloji bölümünde %66, kimyada %67, matematik normal öğretiminde 77 ve istatistikte %75 öğrenci katılımı var derslere. Bunların da genel ortalaması fakülte bazında %68'e karşılık geliyor. 2489 toplam öğrencinin 1706'sı uzaktan eğitim derslerine katılmışlar, girmişler. Burada da daha önceki akademik genel kurulda görüştüğümüz üzere bölümlerin bu Erasmus ve Erasmus Plus ikili anlaşmalarında daha önce sorunları dile getirmiştik. Bunların bir kısmının süresi doldu, bir kısmı yenilenecek ya da yenilenmeli ve belki yeni ülkeler ve üniversitelerle anlaşmalar yapılmalı. Burada tabii gidiş gelişleri sağlayabilecek hem müfredat eşleşmeleri hem de yabancı dil meseleleri açısından uygunluk gözetilerek yeni anlaşmaların yapılmasında fayda var. Çünkü bu da gene araştırma üniversitesi açısından önemli bir durum. Giden ve gelen öğrenci sayıları. Bunları geçiyorum. Daha önceki toplantılarda da ifade etmiştik. Web sayfamızda da var her bir bölümün hangi ülke ve üniversitelerle anlaşma yaptıkları. Şimdi önemli olan burası. 2020-21 eğitim öğretim yılı bahar döneminde gelen ve giden öğrenci sayıları tablosuna baktığımız zaman maalesef durum işler acısı. Sadece fizik bölümünden 2 öğrencimiz gitmişler ve gelen öğrenci yok. Tabii işte sorunların temelinde müfredat eşleşmeleri artı yabancı dil problemi olduğunu hepimiz daha önce de konuşmuştuk bir önceki toplantıda. Halen bu problem devam ediyor, bunu çözmek durumundayız. Topluluklarımızla ilgili malumunuz bu topluluklar bu dönem pandemiden dolayı çok faaliyet yapamadılar. Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri çerçevesinde kısmen hibrit Türk Sanat Müzikisi topluluğumuzun bir konseri yapılmıştı. Onun dışında faaliyetlerimiz olmadı. Şimdi 2021 Ocak-Haziran dönemi satın alma harcamalarına bakacak olursak. 2021 yılı için fakültemize ayrılan toplam bütçe 222 bin TL. Bütçenin kalemlere dağılımı da şöyle. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, sarf malzemesi alımları için 140 bin lira. Hizmet alımları için 23 bin lira. Gayrimenkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım. Yani demirbaş alımları faslında 50 bin TL. Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için de 9.000 TL'lik bir bütçe kalemimiz var. Malumunuz olduğu üzere 3'er aylık dilimler halinde bunlar serbest bırakılıyor ve ilk 6 ayı biz geçirmiş olduk Haziran itibariyle. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde serbest bırakılan miktar birinci kalem için 47 bin lira iken biz bunun 131.130 lira 90 kuruşunu kullanmışız ve şu anda kullanabileceğimiz 15.869 lira 61 kuruş var. Hizmet alımları kaleminde 23 bin lira toplam bedel var bu kalemde. Bunun serbest bırakılan miktarı 5.000 TL.
kullandığımız miktar 2900 TL ve kullanılabilir miktarımız 2100 TL. Üçüncü kalem menkul mal gayrimaddi hak alımı demirbaş alımları faslında 50.000 TL bütçemiz yıllık olarak var. Bunun serbest bırakılan miktarı 6 aylık için 14.000 TL ve biz bunun 8.676.54 TL'sini kullanmışız. 5.323.46 kuruşluk bir kullanılabilir miktarımız var. Gayrimenkul bakım ve onarım giderleri faslında 9.000 TL'nin 6.000 TL'si serbest bırakılmış. 448.4 TL kullanmışız ve 5.323.46 TL'lik bir kullanılabilir miktar elimizde bütçe giderleri olarak. Şimdi Fen Fakültesi'nin döner sermaye üzerinden devam eden projelerine bakacak olursak bu affedersiniz burası kapatmış burayı. Kimya, biyoloji, fizik, matematik bölümlerinde toplam 299.494 TL'lik bir sözleşme bedeli var. Tabii bu rakama şuradaki Milli Eğitim Bakanlığı'na ölçme değerlendirme sınav müdürlüğü hizmet sunum sağlanmasına yönelik sözleşme kapsamında 1 milyon TL'lik bir bütçesi var. Ancak bunlar da soruların kullanıma hazır hale gelmesi halinde soru karşılığında öğretim üyelerine ücret yatırılacağı için bunun ne kadarının kullanıldığı konusunda şu anda elimizde net bir rakam ve bilgi yok. Onun dışındaki rakamları burada karşılıklarında görüyorsunuz sayın hocalarımız. Ocak-Haziran 2021 dönemi yurt içi ve yurt dışı görevlendirme harcırah miktarları gene tabloda görüldüğü gibi yurt içi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 750 TL, yurt dışı Avrupa ve deniz aşırı olmayan ülkeler için de 2000 TL maksimum rakam harcırah bedeli var. Affedersiniz. Ocak-Haziran 2021 dönemi öğretim üyelerinin yolluk ve yövmiye giderleri faslına baktığımız zaman bir kişiye 24.74 TL bedel ödemişiz istatistik bölümü için ve bunun dışında da ödememiz olmamış. Ocak-Haziran 2021 dönemi öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere katılım ücret giderlerine bakıldığında biyoloji bölümünden 8 katılım için 2600 TL, matematik bölümünden 1 katılım için 300 TL olmak üzere toplam 9 katılım gerçekleşmiş ve 2900 TL'lik bir katılım ücreti ödemesi yapmışız. Ocak-Haziran 2021 döneminde düzenlenen bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılan akademik personel sayısına baktığımız zaman biyoloji bölümünden 6 kongre, 1 konferans, 1 seminer ve diğer etkinliklere 21 olmak üzere toplam 29 katılım. Fizik bölümünden 1 konferans, 3 diğer etkinlik olmak üzere toplam 4. İstatistik bölümünden 3 diğer etkinlik olmak üzere toplam 3. Kimya bölümünden 7 diğer etkinlik, matematik bölümünden 1 diğer etkinlik olmak üzere toplam 6 kongre, 2 konferans, 1 seminer, 35 diğer etkinlik olmak üzere toplam 44 personelimiz bu faaliyetlere katılmışlar. 2020-21 yılında yeni başlayan veya devam eden üniversite dışı projelere gelecek olursak bu gene sayın rektörümüzün de ifade ettiği ve toplantılarda ifade ettiği ve üst yönetimin üzerinde hassasla durduğu bir konu. Özellikle üniversite içi kaynakları kullanmak yerine üniversite dışı, kurum dışı kaynaklarla projelerin yürütülmesi sürekli teşvik ediliyor. Ve bu konuda özellikle TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere bu projelerin üniversitemize kazandırılmasının bir araştırma üniversitesi olarak bizim için önemli olduğunu vurguluyorlar. Biz de bunun farkındayız ve fakültemiz öğretim üyelerinden isimlerini ifade edeyim. Profesör Doktor Sefer Bora Lişesi'ydim. Profesör Doktor Belma Aslın, Profesör Doktor Şükrü Çavdar, Profesör Doktor Gökhan Demirel, Profesör Doktor Doçent Doktor Yavuz Dede, Doçent Doktor Gökhan Demirel, Profesör Doktor Yıldırım Aydoğdu,
Profesör Doktor Zeynel Seferoğlu ve Profesör Doktor Gülay Bayramoğlu hocalarımızın tabloda görüldüğü üzere sonuçlanmış veya halen yürütülmekte olan projeleri var. Bunların en küçüğü yani bedel olarak 365.880 TL, en yükseği de 588.000 TL'lik projeleri bu hocalarımız fakültemize kazandırmışlar ve onlarla çalışmalar yürütülmüş. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Ocak-Haziran 2021 döneminde öğretim üyelerimizin ünvan değişiklikleri, 3 doçentimizin ünvan değişikliği var. Doçent Doktor Akif Özbay Hoca, Doçent Doktor Ceren Taylan Hocamız ve Doçent Doktor Esra Gökpınar Hocamız. Doktor öğretim üyesi olarak da kimya bölümünden doktor öğretim üyesi Ertan Yıldırım hocamız olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi ünvan değişikliği gerçekleşti. Gene fakültemizde Ocak-Haziran 2021 dönemi itibariyle bu öncelikli alanlar kapsamında ilave verilen kadrolara müracaat eden iki doktor öğretim üyesi arkadaşımız aramıza katıldılar. Kendilerine gene bir vesile teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diliyorum. Doktor öğretim üyesi Muhlis Özdemir ve doktor öğretim üyesi Kıvanç Uyanık olmak üzere bu arkadaşlarımız burada. Öncelikli alanlarda özellikle kurum dışı projeler yapmakla görevlendirildiler. Arkadaşlarımızın ikisine de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fakültemizin Ocak-Haziran 21 döneminde tebellü eden ve göreve başlayan öğretim elemanlarına gelecek olursak 12-2020 tarihinde istatistik bölümüne bir araştırma görevlisi Gizem İklil Kocasoy ve Matematik bölümüne Gökçe Efeoğlu, biyoloji bölümüne de doktor öğretim görevlisi Çağlar Adıgüzel arkadaşımız aramıza yeni katılan öğretim elemanları. Bu arkadaşlarımız da burada resimlerini görüyorsunuz. 24-2021 tarih ve 31.460 sayılı resmi gazetede yayınlanan öğretim üyesi alımı ilanında istatistik bölümüne bir doktor öğretim üyesi, bir profesör, fizik bölümüne bir doçent, kimya bölümüne 4 doçent, matematik bölümüne de bir doçent olmak üzere toplam 8 kadro ilanı çıktı. Bunların da süreçleri devam ediyor sayın hocalarımız. Fakültemizde akreditasyon çalışmalarına bakacak olursak matematik, biyoloji ve fizik bölümleri akreditasyon ön başvurusunu Ocak 2021'de yaptılar ve 3 bölümün başvuru süreci Temmuz ayı sonunda tamamlanacaktır. Bununla ilgili gene bir etkinlik olarak FEDEK yönetiminden Profesör Doktor Sadullah Sakallıoğlu hocamızı bilgilendirme amaçlı davet etmiştik konuşmacı olarak. Bu konuda Belma hocam bu süreci yönetiyor ve yürütüyor. Kendisine çok üstün gayretleri gece gündüz demeden çalışmaları sebebiyle huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet, bu etkinliği yapmıştık ve bilgilendirme toplantısından istifade etmiştik FEDEK yetkilisinden konuşmalarından. Fakültemizin 2020 yılı performans değerlendirmelerine gelecek olursak, burada bir tablo var. Bu tabloda fakültemizde toplam üretilen makale sayısı 409, bunların bölümlere dağılımı biyoloji 120, fizik 116, istatistik 45, kimya 74, matematik 54 şeklinde dağılıyor. Bunların Science Station Index, Expanded Eski, diğer dergiler uluslar ve uluslararası dağılımları da tabloda görüldüğü gibi. Toplam bildiri sayısı açısından baktığımızda fakültede toplam 130 bildiri sunulmuş. Bunların bölümlere dağılımı 43 biyoloji, 25 fizik, 13 istatistik, 31 kimya, 18 matematik olmak üzere dağılımı var. Bunların alt kategorileri davetli konuşmacı olarak poster, sözlü sunum, ulusal ya da uluslararası tabloda görüldüğü üzere bölümlere göre dağılımlarını bu tabloda belirttik. Toplam kitap ve kitap bölümü sayısı açısından biyoloji fakültenin toplamı 24, biyoloji bölümünden 5, fizikten 1, istatistikten
5 kimyadan, 6 matematikten, 7 olmak üzere 24 kitap ya da kitap bölümü var. Ulusal ve uluslararası tabloda ayrıntılarını görüyorsunuz. Toplam proje sayımız yürütülen 27 proje fakülte toplamında. Bunların 11'i biyoloji, 4'ü fizik, 3'ü istatistik, 7'si kimya ve 2'si matematik olacak şekilde. Yine bunların TÜBİTAK Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje yani BAP sisteminden diğer ulusal ya da uluslararası olacak şekilde dağılımlarını burada görmekteyiz. Toplam davetli konuşmacı, panel, seminer, söyleşi ve benzeri toplantı sayısı açısından fakültemizde bu dönemde 13 etkinlik yapılmış. Bunlardan ikisi biyoloji, bir fizik, bir istatistik, 5 kimya ve 4 de matematik olmak üzere 13 etkinlik. Bunların da ad açılımları, kongre, panel, seminer, ulusal ya da uluslararası online ya da yüz yüze olacak şekilde tabloda ayrıntılarını görmektesiniz sayın hocalarımız. Biraz önce sayın rektörümüz de ifade ettiler. Burada sadece her bölümden birinci, yani birinci dediğim en yüksek sayıda değerleri olan gerek Science Station Index kapsamındaki makale sayısı, gerek WOS atıf sayısı, gerek H Index açısından tablo dökümünü görüyorsunuz. Biyolojiden Belma Aslım hocamız, fizikten Şemsettin Altındal hocamız, istatistikten Bülent Altun Kaynak, SCI'da, WOS'ta da Bülent Çelik hocamız ve yine H Index'te Bülent Çelik hocamız en yüksek değerleri, parametrelere sahipler. Kimya bölümünden Science Station Index makale sayısında Zeynep Seferoğlu hocamız, atıf sayısı ve H Index'te de Gülay Bayramoğlu hocamız en yüksek parametre değerlerini almışlar sayısal olarak. Matematik bölümünden Muhammed Tamer Koşan hocamız, Science Station Index makale sayısı açısından, WOS'taki atıf sayısı açısından Doçent Doktor Bayram Çekim hocamız ve H Index açısından da Profesör Doktor Esra Duman hocamızın efendim en üst sırada parametrelere sahip olduğunu görüyoruz ve bu hocalarımızı tebrik ediyoruz. Diğer hocalarımızın da inşallah bundan sonraki toplantılarda isimlerini burada zikretme şansını bulurum ben. Makalelerimizin ulusal ve uluslararası kapsam bakımından yıllara göre değişimi grafiği burada gözüküyor. 2018'den 2020'ye doğru. Mavi olanlar ulusal, turuncu olanlar uluslararası değişim eğrileri. Makalelerin yayınlandığı dergi türü bakımından yıllara göre değişimi burada. Renkli olarak maviler Science Station Index grubuna giren dergiler. Turuncular eski indekse girenler, griler, hakemli üniversite dergisi, sarılar, diğer kurumların hakemli dergileri, maviler, düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrelerin bildiri kitabında yer alanlar. Burada da gene fakültemizde bir yukarıya doğru trend var, bir eğri yukarıya doğru gidiyor. Bir diğer parametre, bildirilerin uluslararası kapsam bakımından yıllara göre değişimi. Tahmin ediyorum bu pandemiden kaynaklanan bir sebeple sayısal olarak bir düşüş görüyorsunuz. Turuncu olanlar uluslararası, mavi renkli olan grafik gerisi de ulusal olanları gösteriyor. 2018'den 2020'ye doğru gelirken. Bildirilerin sunum türü bakımından yıllara göre değişimi grafiği yine 2018'den 2020'ye gelirken. Sözlü, poster, davetli konuşmacı ve proje sayıları açısından. Ulusal ve uluslararası projelerin yıllara göre değişimi. Burada 2019'da bir maksimum değer görüyoruz. Ancak 2020 yılında burada 30'dan 25'e düşmüşüz. Yine burada da sanıyorum pandeminin etkisi söz konusu bu eğrilerin durumu açısından. Aynı şeyi proje türleri açısından da görüyoruz. TÜBİTAK projelerinde ancak bir yükselme var gördüğünüz üzere. TÜBİTAK projelerinde 2020 yılında sayı 10 rakamına çıkmış ama diğer iki proje
türünde sayılar bu yıl düşmüş. Fakültemizde 2020 yılı anket sonuçları değerlendirmelerini hemen kısaca özet olarak bakacağım. Akademik personel memnuniyet anketine baktığımız zaman fakültemizde 167 akademik personel katılmış. Burada ünvanlarının dağılımı ve bölümlere göre katılımcı sayısı var. Ve toplamda memnuniyet oranı, memnun olanların oranı %71.3, memnun olmama oranı %28.7. Akademik personel memnuniyet anketi sonuçlarında en çok memnun olunan yönler ve en az memnun olunan yönleri de gördük. Tabii bunlar bölüm idarelerine ve dekanlık yönetimine bir fikir veriyor. Dolayısıyla neleri ihmal etmişiz ya da görmemişiz, yani kasıtlı ihmal değildi tabii bunlar. Nelere müdahale etmemiz gerekir daha iyileştirmek için? Bu açıdan bize önemli bir yol gösteriyor. Dolayısıyla memnuniyetin %70'lerin üzerinde olması bizi ayrıca memnun etmiştir. Ancak o diğer %28'i kısmında neler olduğu konusunda tespitlerimiz var ve bunları da inşallah zaman içinde düzeltmeye, mümkün olduğu imkanlar içinde düzeltmeye çalışacağız. Aynı şeyi idari personel açısından ele alındığında 39 personelimiz katılımcı olarak cevap vermiş anketimize. Memnun olma oranı burada %64.1, memnun olmama oranları %35.9. Bunların da en çok memnun olunan yönler ya da en az memnun olunan yönler olarak iki gruba ayırdığımızda burada da parametreleri ve ilgili şeyleri görüyoruz, konuları görüyoruz. Öğrenci memnuniyet anketine gene 673 katılımcımız olmuş. Bölümler bazında dağılımı ve sınıflar bazında dağılımı burada var. Memnun olma oranı %74.9, gayri memnun oranı %25.1. Gene bu da bizim için oldukça iyi bir değer. Ancak o %25'i de gene masaya yatırmış durumdayız iyileştirme yolunda. Bu öğrenci memnuniyet anket sonuçlarında gene ilgili başlık altında gördüğünüz üzere en çok memnun olunan yönler ve en az memnun olunan yönleri görüyoruz. Öğretim elemanı uzaktan eğitim memnuniyet anketine baktığımız zaman toplam 146 katılımcı var. Bunlardan memnun olma oranı %82.9, memnun olmama oranı %17.1, dağılımı da burada yüzdeleriyle görüldüğü üzere. Burada da gene en çok memnun olunan yönler ile en az memnun olunan yönleri tabloda görüyoruz, bu slaytta görüyoruz. Bu slaytta da efendim bunların gerekleri masaya yatırıldı tarafımızca. Uzaktan öğrenci uzaktan eğitim memnuniyet anketinde toplam 725 katılımcı, affedersiniz bunu geçtim galiba, ikinci kere geldi bu. Kadro bekleyen öğretim üyesi sayısına bakacak olursak, biraz önce sayın rektörümüz de ifade ettiler, kriteri sağlayan doçent ünvanı almış profesör kadrosu bekleyen öğretim üyesi sayımız 19. Kriteri sağlayan doçent ünvanı almış doçent kadrosu bekleyen öğretim üyesi sayımız 5. Kriteri sağlayan doktor öğretim üyesi kadrosu bekleyen öğretim üyesi sayımız da 4 olmak üzere toplam 28 kadro bekleyen öğretim üyesi arkadaşımız var. Sayın Rektör, bugünkü resmi gazetede yayınlanan haberle bize bu bilgiyi, bu müjdeyi de verdiler. Norm kadro meselesini içeriden yükseltmeleri falan zannediyorum çözeceklermiş. Bu çerçevede inşallah bu bekleyen arkadaşlarımız bu özlük haklarına en kısa zaman diliminde kavuşurlar. Burada da en eskiden bugüne doğru gelerek kriter komisyondan geçtiği tarih itibariyle hocalarımızın bekleme sürelerini koyduk ve bunu biz rektörlüğe de ilettik zaten. Rektörlükte bu daha önceki görüşmelerimizde en eskiden başlayarak kadro aldıkça vereceğini ifade etmişlerdi. Ancak şimdi durum değişti. İnşallah en kısa sürede toplayacak arkadaşlarımız kadrolarını alacaklar. Doçentik kadrosu bekleyen öğretim üyesi arkadaşlarımız bunlar.
doktor öğretim üyesi kadrosu bekleyen arkadaşlarımız bu tabloda görüldüğü üzere ve kriterden geçtikleri tarihler itibariyle engelsiz üniversite ödülüne başvurmuştuk. Bu konuda bir takım eksikler vardı mekan, daha erişim problemi açısından. Onların bir kısmını hani yapabileceklerimizi kendi imkanlarımızla çözmeye çalıştık. Ve başvurumuzu yaptık. Fakültemiz 2021 yılı da mekanda erişilebilirlik adayı olmaya hak kazandı. Dolayısıyla turuncu bayrağımız var. Burada da bizim üniversiteden ki üniversitemizde başvuran birimlerden bizim fakültemiz ve merkez kampüs turuncu bayrak adayı olmaya hak kazanan birimler içerisinde yer aldılar. Yine malumunuz olduğu üzere daha önce duyurusunu yapmıştık. Sayın rektörümüz, hocalarımız, emek vermiş hocalarımız hayattayken onların isimlerinin yaşatılması adına bize böyle bir imkan tanımıştı. Sadece bizi değil, bütün üniversiteye yani. Dolayısıyla birçok fakültede emeği geçmiş birçok hocamızın isimleri çeşitli müştemilatlara ve birimlere verilmeye başlandı. Biz de ilk etapta biyoloji bölümünden Profesör Doktor Zeki Surdere Elektron Mikroskop Merkezi ve Profesör Doktor Tuna Ekim Herbaryumu isimlerinin verilmesini fakülte kurulumuzdan ve senatodan geçirdikten sonra Sayın Rektörümüzün de katılımıyla hocalarımızı davet edip buralarda şeyi astık. Tabelalarına astık. Daha sonra fizik bölümünden malumunuz Profesör Doktor Atilla Özmen hocamız fizik bölümünden emekli fen bilimlerinin ilk müdürü yanlış hatırlamıyorsam yani kuruluş dönemindeki fen bilimlerinin ilk müdürü ve daha sonra ÖSYM başkanlığı yapmış olan bir hocamız. Bununla ilgili kararımızı aldık. Senatodan geçti. Tabelasını da yaptırdık ve çarptırdık. Rektör Bey'in uygun olduğu bir zamanda Sayın Rektörümüzü davet ederek bunu da bir törenle, hocamızı da davet ederek tabii, bunun da törenle açılışını yapacağız inşallah. Bu o törenle ilgili resimler, Tuna hocamız burada, efendim Zeki hocamız burada, Sayın Rektörümüze bir de biyoloji bölümü birer şey yaptırdılar, endemik bitkilerin. Efendim resmini pano halinde yaptırıp hediye ettiler. Daha sonra hocamız Zeki hocamızın isminin verildiği birimde elektron mikroskopla ilgili bir bilgi alışverişi yapıldı ve herbaryumda da gene herbaryumla ilgili bir gözlem çalışması yapıldı. Fizik bölümüne de Atilla hocanın ismini tabela yaptırarak bu şekilde yerleştirdik. Seminer salonuna ismi verilmiş oldu. Fakültemizin bilimsel dergisi yani e-dergi malumunuz geçen yıl kararlarını almıştık ve birinci cilt yayınlanmıştı 2020 yılında. 2021 yılının Mayıs ayında ikinci cilt birinci sayımızı yayınlamış olduk. Burada da baş editör ve editoryal gruba çok teşekkür ediyorum. Bu dergimiz malumunuz olduğu üzere Asos Index ve Index Copernicus'a alan indeksine girmiş olan bir dergimiz ve Türkçe yayın yapan bir dergi. Burada da bu dergiyle ilgili bilgiler var. Uluslararası lisanslamasını da yaptık bu derginin. Artı DOI de atanıyor. Dijital nesne tanımlayıcısı da atıyoruz ilk sayıdan itibaren. Ve uluslararası atıp gayri ticari aynı lisansla Creative Commons 4.0 uluslararası lisansıyla biz bunu lisansladık dergimizi. Ayrıca OpenAI'de de bu indeksleniyor ikinci cildi sayısı itibariyle. Bu bir önceki sayıdaki efendim yayınlanan 10-11 makale, bir sonraki yani son sayı Mayıs ayında çıkan sayı 8 özgün bilimsel çalışma yayınlandı burada da.
Bu arada malumunuz olduğu üzere fakültemizin hem böyle etkinlikleri hem de ünvan değişiklikleri, yapılan bilimsel çalışmalar derli toplu bir araya getirilmesi amacıyla bir e-bülten çıkartma kararı almıştık ve 2020 yılı e-bültenini Mart ayında yayınladık. E-formatta yayınladık. Ve burada makaleler, kongre katılımları, tedbir, poster, yürütülen proje, eğitim, öğretim aktiviteleri, sosyal etkinlikler ve benzeri şeyler bir araya getirildi ve yayınlandı. Bu hususta da Sayın Profesör Doktor Nurşen Sarı hocamıza ve kendisiyle birlikte e-bültende çalışma yürüten öğretim üyesi ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Bir bilgi daha aktarayım bu çerçevede. Merkez Yayın Komisyonu değişti, yönergesi de değişti ve yeni yönergeye göre daha önce üniversite fakültemizin yayın komisyonunun görevi sona erdi ve yönerge kapsamında fakülte yönetim kurulu üyeleri içerisinden dekan ve iki fakülte yönetim kurulu üyesinden oluşan üç kişilik yeni bir fakülte yayın komisyonu oluşturduk. Ve bu yayın komisyonu fakültemizdeki yayın faaliyetleriyle ilgili konularda çalışmalarını yürütecekler. Tabii e-dergiyi de yine bu ekiple yürütmek istiyoruz. Çünkü başarılı bir şekilde bu kadar veriyi bir araya getirip kısa sürede yayınladı arkadaşlarımız. Onlarla ilgili yayın komisyonu olarak bir karar alarak fakülte yönetim kurulundan geçirip arkadaşlarımızı yeniden e-bülten hazırlama komisyonu şeklinde bir komisyon olarak gene görevlendireceğiz inşallah. Evet, bu malumunuz web sayfamızda vardı. Bunu indirebiliyoruz. İndirilebilir formatta. Fakültemiz Ocak, Haziran 2021 döneminde yapılan bilim söyleşileri malumunuz olduğu üzere gerçekleşti. İlk bilim söyleşimizi 18 Ocak 2021 tarihinde sunduk. Türkiye'de keneler üzerinden bilim politikaları. Profesör Doktor Zafer Karaer hocamız, Veteriner Fakültesinden emekli parazitolog hocamız bunu sundular. Belmacı hocamın moderatörlüğünde. Yine ikinci bilim söyleşimiz hızlandırıcı teknolojileri, CERN ve Türkiye'de hızlandırıcı çalışmaları. Profesör Doktor Haluk Koralay'ın moderatörlüğünde Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömer Yavaş'ın katılımlarıyla gerçekleşti bu sunum. Üçüncü bilim söyleşimiz matematiksel düşünce konusunda Profesör Doktor Bahri Turan'ın sunumuyla moderatör olarak da Profesör Doktor Nur Hayat İspir hocamız görev aldılar. Bir diğer söyleşimiz, dördüncü söyleşimiz Berma hocamızın moderatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zihni Demirbağ'ın sunumu iyi ve kötü örneklerle virüslere güncel bakış olarak sunuldu. Bir diğer söyleşimiz Doçent Doktor Metin Zontul'un konuşmacı olarak katıldı ve Profesör Doktor Bülent Altunkaynağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Üniversite Sanayi İşbirliği'nde Yapay Zekanın Yeri konulu bir bilim söyleşisi vardı. Altıncı bilim söyleşisi olarak yeşil kimya ilkeleriyle sürdürülebilir kalkınma konusunda Profesör Doktor Halil İbrahim Ünal hocamız kimya bölümünden sundular ve doktor öğretim üyesi Özlem Erol hocamız moderatörlük günü yaptı. Bu hocalarımızın gerek dışarıdan katılan gerek içeriden bu sunumları yapan hocalarımızı sizlerin şahsında çok teşekkür ediyorum sizler adına. Bu toplantılarımızın ve söyleşilerimizin, konferanslarımızın devamını da diliyoruz efendim. Şimdi fakültemizde Ocak-Haziran 2020 döneminde üniversitemizin 95. yılında 95 etkinliği kapsamında yapılan faaliyetlerden 8 Mart 2020'de Dünya Kadınlar Günü konseri verdik. Malumunuz olduğu üzere bu konserden kareler ve Sayın Rektörümüz gerek akademisyen hanımefendilere gerekse idari kadrodaki yöneticilere birer hediye takdim ettiler. Teşekkür plaketi verdiler. Ve ayrıca her birine birer ağaç dikilme sertifikası takdim edildi.
Onun dışında araştırma görevlisi Doğan Erhan Ersoy arkadaşımız AFAD afetler ve acil duruma hazır olma semineri verdi. Yine Doğan Bey doğada hayatta kalma ve arazi okuma konulu bir seminer verdi. Mahmut Özbek Genel Müdür, World Medicine ilacın yöneticisi. Moderatörlüğünü Profesör Doktor Ali Alaylı Altuntaş hocamız yaptılar ve ilaç sektöründe yükselmiş ve kimyagerlerin yükselen rolü konulu bir etkinlik yaptılar. Yine biyoloji bölümünden Zeki Aytaç hocamız ile bendeniz, diğer üniversitelerden konunun uzmanı hocalarımızın da katılımlarıyla bir çalıştay yaptık ve bu çalıştayında oldukça verimli bilgilendirmeleri oldu. Bu hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yine devamında yenilebilir enerji günleri, Aytek 1 PEM tipi yakıt hücreleri, temel özellikleri ve uygulamalar Doçent Doktor Aylin Aytaç hocamız tarafından sunuldu. Yine Doğan hocamızın doğa fotoğrafçı ve doğa fotoğrafları semineri sunuldu. Ayrıca bugün devam etmekte olup da sonlanacak olan 3. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongresi'ne fakültemiz öğretim üyelerinin düzenleyiciliği, önderliğiyle yapmış olduk. Profesör Doktor Yasemin Çiftçi ve Doçent Doktor Aylin Aytaç'a teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımız bunun buradaki yönetimini üstlendiler. Sayın Rektörümüz de buna katıldı ve açılış konuşmasına destek verdiler. Fakültemiz Ocak, Haziran 2021 döneminde yapılan diğer etkinliklerin birkaçına göz atalım. Erasmus Fen Fakültesi tanıtım toplantısı yapıldı. Mezun olduğunuzda kendinizi nerede görmek istersiniz? Fen Fakültesi Kariyer Gelişim ve Danışmanlık Komitesi'nin düzenlediği bir etkinlik idi. Fen Fakültesi konferans olarak Türkiye'nin bilgi kaynağı TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısının katılımı, Sayın Rektör'ün açılış konuşması sonrası moderatörlüğünü de Profesör Doktor Hasan Ökçü hocamız yaptılar. Fakültemizde yapılacak olan tadilat ve tamirat işlerimiz var. Tabloda gördüğünüz üzere bunların bir kısmına başlandı, bir kısmına gerekli yazışmalar yapılıp ve en kısa sürede başlanacak. Kimyasal atık konteyneri ve jeneratörün metal örgüden çift yapıldı. Bahsettiğimiz tadilat ve tamirat çalışmaları ve emekli öğretim üyelerimizin plaket takdimi bu dönemde emekli öğretim üyemiz Profesör Doktor Hasan Bal. Evet, ben sözü Filiz hocama bırakıyorum. Evet, sayın dekanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Sırada fakültemizden emekli olan öğretim üyemiz Profesör Doktor Sayın Hasan Bal hocamıza plaket ve teşekkür belgesi takdimi var. Akademik programımız böyle devam edecek. Hocamız bizlere bir konuşma yapacak. Sözü ben kendisine veriyorum. Hasan Bal hocam. Mikrofonumuzu kapatacağım. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet hocam. Sayın Dekanım ve Dekanım, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Osmanlıca güzel bir tabir var. Bütün gelecekler yakındır ve gelecektir. 41 yıl hizmetten sonra emekli olarak aranan iyi ayrılmak zor. Allah iyi ayrılanlardan eylesin. Kültürümüzde emeklilik ve tatil yoktur. Hayat devam ettikçe öğrenme ve çalışma da devam etmeli diye düşünüyorum. Değerli hocalarım, şanslısınız. Bilim insanı gibi çok güzel bir mesleğiniz var. Hazreti Ömer'e sormuşlar, kabul edilecek bir isteğiniz olsa ne isterdiniz? Bir oda dolusu alimlerim olsun demiştir. Üniversitelerin en önemli
görevlerinden ikisinin altını çizmek isterim. Biri eğitim görevi yapmak, nitelikli insan yetiştirmek ve insan biriktirmek. Evet, iyi bir insan bir alem demektir. Tek başına bir insan bir alem yerine geçiyor. Bu hizmette siz vesile oluyorsunuz. Ne kadar kutsal bir görev. Bir diğer önemli görevi de nitelikli yayın yapmaktır. Öğrencilerimle uluslararası ölçekte Q1 ya da Q2 kategorisinde yayın yapma gayreti ve sürecinden büyük mutluluk duyuyordum. Bu konuda alınan bir kabul yazısı bana göre her şeyden hatta üniversitedeki bir yönetimden bile üstüne uluslararası nitelikteki aktivitelerle ilgimi kesmemek olacak. Ciddi dergilere yine yayın göndermek, hakemlik gibi görevlerim ve kongrelere online da olsa katılımımı devam ettiriyorum. Yerel ve ulusal medyada yazarlık da yapmaktayım. Ayrıca özel okulları da olan bir sivil toplum kuruluşu olan bir vakfın da yönetim kurulu üyeliği gibi bir görevi de yürütmekteyim. Konuşmamı sonlandırırken sizlere hakkımı varsa helal ediyorum. Sizden de bana olan hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Hepinizi bu duygular içinde en içten sevgi ve saygıyla kucaklarken sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel meslek güzel ve orijinal çalışmalar dilerim. Bu konuşma fırsatı nedeniyle kıymetli dekanıma ve yardımcılarına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Allah'a emanet olun. Hocam teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Hocamıza plaketi pandemi sonrasında fiziki olarak da takdim edilecek. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi sırada teşekkür plaketleri takdimi var. Öncelikle fakültemiz kalite çalışmalarına sundukları katkıdan dolayı araştırma görevlisi Doktor Ufuk Özbek, araştırma görevlisi Emre Koçak'a. Yine Ocak-Haziran 2021 döneminde en başarılı idari personel olarak fakülte sekreterimiz Sayın Mine İşler ve öğrenci işleri birim sorumlusu Burcu Fidansoy'a. İlgili dönemin en başarılı temizlik personeli ise Bahri Yudu'ya teşekkür plaketleri verilecek, iletilecek. Hocam bir şey söylemek ister misiniz? Efendim ben öncelikle Hasan Bal hocamıza hayırlı, uzun, bereketli ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Kendileri fakültemize kuruluşundan bu yana çok kıymetli hizmetler etmiş. Efendim gerek bölüm başkanı gerek dekan vekili olduğu süre içerisinde birçok öğrenci yetiştirmiş bir hocamız. En kısa zamanda inşallah yüz yüze fakültemize teşrif ederlerse kendilerine plaketini de takdim edeceğiz inşallah. Diğer arkadaşlarımızdan da burada olanlara biz plaketlerini takdim edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler hocam. Dilek ve temenniler bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde yöneltmek istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Chat ekranından ulaşabilirsiniz sayın hocalarım. Evet, söz almak isteyen hocalarım ekranın alt kısmındaki reactions kısmından raise hand ile el kaldırabilirsiniz.
Sanırım yok. Ben göremiyorum hocam. Siz görebiliyor musunuz? Yok. Ben de göremedim Sayın Hocam. Eğer yoksa söz almak istemeyen toplantımızı sonlandırabiliriz biz hocam. Ben de hocam. Sayın hocalarımız, hepinize tekrar hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sizlerin destekleriyle hep beraber fakültemizi daha ileri noktalara götürme hedefinde birlikte yürüyeceğiz. Her türlü destek için bizlere ulaşabilirsiniz. 24 saat ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlarımıza, depen yanımsı arkadaşlarımıza da ulaşabilirsiniz. Yetemediğimiz noktada da sizlerden destek bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Filiz Hocam, size de teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Katılımlar için bütün öğretim üyelerimize teşekkür ediyoruz. Programı da kapatıyoruz. Ben de teşekkür etmek isterim. Sayın Dekanım çok teşekkürler. Güzel ve kapsamlı bir sunumdu. Filiz Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Tüm katılan hocalarıma da teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ufak bir açıklama yapmak isterim izninizle. Özellikle Turuncu Bayrak'la ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz Turuncu Bayrağı, Turuncu Bayrak nişanı olmayan üniversitemizde birçok fakülteyle birlikte biz de başvurduk. Biz alamadık ama bütün başvuranlar için de rektörlük de kampüs için başvurmuştuk. Kampüs başvurusu ve biz aday olarak kaldık. Çok sınırda kaldık. Ama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü o da özellikle özel gereksinimli öğrencilerimizin de fakültemizin bölümlerini tercih etmesi açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bu bayrak ödülünü seneye kesin alacağımızı düşünüyorum. Ben bir teşekkürü de tüm bu yaptığımız etkinlikler ve birçok faaliyette bize sonsuz destek veren hem öğretim üyelerimize hem de araştırma görevlilerimize ve de idari personelimize teşekkür ederek sözümü kapatmak istiyorum. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Teşekkürler, ben de hocam.